Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuştu. Terör örgütüne silah yardımı yapan Amerika'ya tepki gösterdi Erdoğan. Teröristlerle mücadelede kimse bize hesap soramaz dedi. Erdoğan'ın gündeminde tahıl koridoru da vardı. Biz her zaman haktan, hakikatten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. Teröristlerle mücadelede kimse bize hesap soramaz dedi. YPG terör örgütüne silah yardımı yapan ABD'ye işte bu sözlerle tepki gösterdi. Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce tır, silah, mühimmat, araç, gereç ülkemin güneyinde, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Ve bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO'da beraber olduğumuz ülke. NATO'da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç, gereci nasıl gönderirsin? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuştu. NATO'da beraberiz. Güzel. NATO'da beraberiz ama geliyorsun Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik. Konuşmasının önemli bir bölümünü Rusya-Ukrayna savaşına ayırdı. Barışın sağlanması için Türkiye'nin çabalarının süreceğini söyledi. Bu süreçte tüm dünya samimi ve gerçekçi gayretlerimizi takdir etti. Görüldü ki Türkiye hakkaniyetli davranıyor. Türkiye istikrar getiriyor. Türkiye güven veriyor. Türkiye barış için çalışıyor. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor. Sözü tahıl koridoruna getirdi. İşte her şey burada. Buğday olmadan ekmek olur mu? Ama unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı ne yapıyor? Üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü inşallah Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile yine görüşmem olacak. Ve bu görüşmelerle birlikte istiyoruz ki bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı. Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde. Türkiye yüzyılı vizyonumuzla takip eden değil, takip edilen ülke konumumuzu daha da pekiştireceğiz. Herkesi dünya beşten büyüktür tespiti etrafında toplanmaya davet ederken daha adil bir dünya mümkün diyerek de umudumuzu diri tutmayı sürdüreceğiz.